Silvio Berlusconi, malumunuz çalkantılı yaşamıyla ilgi çeken bir figürdü. Seks partileri, yolsuzluklar, soruşturmalar, bunların arasına Milan'ı Milan yapan adam ünvanını da sıkıştırmıştı. Peki Berlusconi birkaç yıl önce küme düşen Milan'ı nasıl Avrupa'nın zirvesine çıkardı? Bugün konumuz Berlusconi'nin Milan'ı. İş insanı, medya patronu, kulüp başkanı, siyasetçi, başbakan. Bir koltukta 10 karpuz, bunların bir hayata nasıl sığdıysa yorumsuz. Diğer alandaki şaibeler bir yana, takımıyla 31 sezonda 29 kupa toplamayı başaran vizyoner bir başkandı. Bugünün olmazsa olmazı birçok uygulamayı ilk kez hayata geçiren de oydu. Üniversite harcı için elektrik süpürgesi satmaktan basın imparatorluğuna, hukuk kariyerinden patronluğa, televizyonun gücünden Milan'a, politikadan bunga bunga partilerine. '80'ler İtalya'nın en güçlü takımlarından Milan için iyi başlamamıştı. Futbolcuların maç sonuçlarını ayarladıkları bahis içerikleri Toto Nero skandalında küme düşüren kırmızı siyahlılar 1980-81 sezonunu havasını suyunu pek bilmedikleri Serie B'de geçirmişti. Hemen yükselseler de 1982'de yine ikinci küme yolunu tutmuştu. Müzesinde o tarihe kadar 10 lig, 4 İtalya kupası, 2 şampiyon kulüpler, 2 kupa galipleri ve kıtalar arası kupa bulunan camia mazisini arıyordu. Ezeli rakipleri Inter ile Juventus'un çok gerisinde kalmışlar, sıradanlaşmışlardı. İtalya, Toto Nero skandalında ceza alanlardan Paolo Rossi'nin golüyle 1982 Dünya Kupası'na ulaştığında Milan ikinci ligdeydi. Uzun yıllar Vicenza'nın sahibi olan Giuseppe Farina, aynı yıl aldığı Milan'ı şaşalı günlerine döndürmek istiyordu. 1983'te tekrar Serie A'ya çıktıklarında taraftarlar "acaba yine ne zaman düşeriz?" endişesini yaşıyordu. Oysa ufak ufak yükseliş başlamıştı. Farina teknik direktörlük koltuğuna kulübün eski efsanesi Nils Lidholm'u oturtuyor, İngiltere'den transfer ettiği Ray Wilkins ve Mark Hadley ile dikkat çekiyordu. 1984'te elde edilen 5. liği, ertesi yıl 6. lik kovalamıştı. Sampdoria'ya kaybedilen İtalya Kupası finali cabasıydı. Kadrodaki Paolo Maldini, Franco Baresi, Mauro Tassotti ve Alberico Evani gibi İtalyan oyuncular şüphesiz gelecek için umut veriyordu. 1985-86 sezonunda aldıkları Verona mağlubiyetinden sonra sanki birileri düğmeye basıyordu. Berlusconi'nin Milan'ı satın aldığına dair haber yalanlansa da kulüp inceleme altındaydı. Borçları kapatan Farina, camiayı düzlüğe çıkarsa da vergileri ödemediği ortaya çıkmıştı. Üzerindeki baskı artan başkan, Aralık ayında koltuğuna veda ediyordu. 1986'ya başkansız giren camiada sabırlar taşıyordu. Fiorentina maçında sahaya inen taraftarların açtığı pankartta "ya Berlusconi ya ölüm" yazıyordu. Kulübün efsanelerinden Gianni Rivera'yı saymazsanız herkes Berlusconi'nin Milan'ı almasını istiyor, federasyon da satışın mahkeme kararıyla olmasını destekliyordu. Taraftarlar Rivera'ya hakaret eden pankartlar açıyor, "kurtar bizi Silvio" diyorlardı. Kırmızı siyahlılar da sayısız başarıya imza atan eski kaptan yalnızdı. Arkasında basının gücü olan Berlusconi adım adım koltuğa yaklaşıyor. 20 Şubat 1986'da da beklenen açıklama geliyordu. Berlusconi artık başkandı. Bu adım önce İtalya, ardından dünya futbol tarihini değiştirecekti. Ona göre Milan bir takımdan çok daha fazlasıydı. Pazarlanabilir bir üründü. Bunun için bir yapı kuruyor, kırmızı siyahlılar kısa sürede rakiplerine caka satmaya başlıyordu. Yaptıkları, yapacaklarının teminatıydı. Sadece kulübün ürünlerini katlamakla kalmayacak, yayın gelirleri, halkla ilişkiler çalışmaları ve kombine patlamasıyla yıllık geliri %100 artmaya başlayacak, yaptıkları başka coğrafyalara örnek olacaktı. Tesislerden içeri psikolog giriyor, futbolcular beslenme uzmanıyla tanışıyordu. Kulüpte sürekli profesyoneller için yeni roller ortaya çıkıyor. Milan, bir futbol takımından çok uluslararası bir şirket misali, aşırı profesyonellikle çalışmaya başlıyordu. Yeni Milan, 18 Temmuz 1986'da oldukça görkemli bir şekilde sahaya ayak basıyordu. Bir dönem Inter'e ev sahipliği yapan, ilk İtalya bisiklet turunun noktalandığı, İtalya'nın ilk milli maçının oynandığı Arena Civica'da toplanan Milan taraftarları, bir anda çalmaya başlayan Richard Wagner'in en bilindik eserlerinden biri karşısında şaşkındı. Teknik kadroyla futbolcular mütevazı bir şekilde çimlerde yerini alırken, Berlusconi helikopterle geliyordu.
bizimle yemek yediği ilk gün dünyanın en büyük takımı olacağımızı söyledi. Birçok futbolcu buna gülmüştü diye sonradan başkanın vizyonunu anlatan Maldini o günlerde daha toy bir delikanlıydı. Wagner'in coşkusuyla başlanan sezonda ligde gelen 5.lik Silvio'nun hayalinden uzaktı. İtalya Kupası'nda o zamanlar 2. kümede boy gösteren Parma'ya elenen Milan'da 1987 yazı hareketli geçiyordu. Günümüzün en büyük winnerlarından Carlo Ancelotti, Hollandalı gol makinesi Marco van Basten ve bir dönemin unutulmazı Ruud Gullit camiaya kazandırılmıştı. Hatta Gullit için görüşmeler sırasında oteldeki piyanonun başına oturan Berlusconi, Hollandalı maestro için şarkı bile söylemişti. Bir zamanlar gemilerde insanlar için şarkı söyleyen o Milanoğlu, gözüne kestirdiği yıldız için serenat yapmasa mıydı? Fakat o yaz asıl değişiklik, teknik direktörlük koltuğuna Arrigo Sacchi'nin oturmasıydı. Hiçbir zaman profesyonel futbolcu olamayan, minik takımlarda yaptıklarıyla dikkat çektikten sonra 39'unda Parma'nın hocası olan çalıştırıcı Berlusconi'nin gözüne Milan'a eledikleri eşleşmede girmişti. Birçoklarına göre bu karar çılgınlıktı. Yaşamak için bir zamanlar ayakkabı satan bu adam Milan'ı uçuracaktı. Jokey olmak için önce at olmak gerektiğini bilmiyordum diyecek kadar esprili ve zeki olan Sacchi'nin aklında her zaman hücum futbolu vardı. Presli, modern bir oyunu tercih ediyor, İtalyan takımlarının sıkı defans yapmalarını hiç sevmiyordu. Yıllar sonra takımın başına geçecek Ancelotti ile Milan çift forvetle oynar diye ağız dalaşına girecek Berlusconi'nin keyfine diyecek yoktu. Sacchi'nin ilk sezonda son şampiyon Napoli karşısında gelen 3-2'lik galibiyet 1988'deki zaferin habercisiydi. Maradona ağları bulsa da maçın kahramanı Pietro Paolo Virdis'ti. Eğer Güneyliler evinde kazansa Milan 9 yıl sonra şampiyonluğu tadamayacaktı. Virdis sezonun en golcüsü olurken Van Basten biraz gölgede kalmıştı. Tabii onun parlayacağı günler yakındı. Gullit derseniz Berlusconi'nin söylediği şarkının hatırına İtalya macerasına harika başlamıştı. 1988 yazında kente ayak basan Frank Rijkaard'la Hollanda şeytan üçgeni tamamlanmıştı. Avrupa şampiyonu apoletli ülkenin triosu kısa sürede fenomen olacak, Barış Manço ile birlikte programa çıkacaktı. Şurada Ruud Gullit, hemen yanında Marco van Basten, burada Frank Rijkaard var. Bakın neler konuşacağız şimdi. Merhaba Türkiye. Ligde ipi ezeli rakipleri Inter güle oynaya göğüslerken Napoli ikinci olmuştu. Üçüncü sırada kalan Milan'daysa yüzler gülüyordu. Zira Şampiyon Kulüpler Kupası kaptan Baresi'nin ellerindeydi. Hacili, Rotaryolu, Şta, Bükreş'i Gullit ve Van Basten'in ikişer golüyle farklı yenen kırmızı siyahlılar 20 yıl sonra tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı. Başkanın vizyonu şüphesiz buydu. O ilk yenilen yemekte dediği gerçek olmuştu. Kupa 1 serüvenine tutuk başlayan Sacchi'nin talebeleri aslında ikinci turda elenebilirdi. Kızıl Yıldız'la ilk maçta 1-1 berabere kalan Milan, rövanşta sonradan transfer edeceği Savicevic'in golüyle gerideydi. Üstelik Virdis'te atıldığından bir kişi eksik oynuyorlardı. Karşılaşmayı çevirmeleri zor gözüküyordu. Her şey aleyhlerindeyken futbol ilahları devreye girmişti. Sahaya çöken sis yüzünden maç 57. dakikada tatil ediliyor, ertesi gün baştan oynanıyordu. Haliyle Milan maça 11 kişi başlıyordu. Gerçi merak etmeyin, 24 saat önce atılan Virdis yoktu. Bahis skandalı yüzünden küme düşürülerek başladıkları 80'leri Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasıyla tamamlamışlardı. Ne de olsa onlar Milan'dı. 1989-90 sezonu camia için pek ilginçti. İtalya Kupası'nı finalde Juventus'a yitiren kırmızı siyahlılar şampiyonluğu da son virajda Napoli'ye kaybetmişti. Ligden düşecek Verona deplasmanında aldıkları yenilgi üstüne Maradona ve arkadaşları Serie A'da ikinci defa zafere ulaşmıştı. O deplasmanda yaşadıkları üstüne size başlı başına bir video daha çekebilirim. Penaltıları verilmeyen Milan, Rijkaard ve Van Basten'in atılmasından sonra sahada 9 kişi kalıyor, son dakikalarda yedikleri golle maçı ve şampiyonluğu kaybediyordu. Benfica'ya karşı kazanılan Şampiyon Kulüpler finali yaralara pansuman olmuştu. Fakat o Verona deplasmanı asla unutulamıyordu. 1990-91 sezonunda Marsilya'ya Şampiyon Kulüplerin çeyrek finalinde elenen Milano'nun fiyakalıları sonunda bu organizasyonda kaybetmişti. Sampdoria'nın ardından ligi ikinci bitiren kulüpte değişim zamanı gelmiş çatmıştı.
Sacchi'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Fabio Capello ile camia kanatlanacak, dünyanın en güçlü takımı olacaktı. Capello'nun ilk sezonu rüya gibiydi. Sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Milan, Juventus'a 8 puan fark atmıştı. 74 gol atmışlar, 21 tane yemişlerdi. 25 defa fileleri sarsan Van Basten göz kamaştırmıştı. 1993'te Serie A'da ünvanlarını korurlarken bu sefer takipçileri Inter'di. Meraklısına not, bir önceki sezon başlayan yenilmezlik serileri dile kolay 58. maçta noktalanmıştı. Jean-Pierre Papen'le Van Basten atıyor, aklında başka tilkiler olan Berlusconi havaları uçuyordu. Münih Olimpiyat Stadyumunda Marsilya'ya boyun eğen kırmızı siyahlılar Şampiyonlar Ligi finalinde bu sefer ağlıyordu. O gün sadece maçı değil, golcülerini de kaybetmişlerdi. Uzun bir sakatlıktan sonra güç bela sahalara dönen Van Basten, galibiyet golünü atan Basil Boli'nin müdahalesi üstüne 3. kez ameliyat masasına yatacak, bir daha futbol oynamayacaktı. 1993-94 sezonunda Van Basten'siz başlayan Capello defansı sıkı tutmaya karar vermişti. Milan üst üste 3. şampiyonluğuna sadece 36 gol atarak ulaşmıştı. Hatırlayın, Gonzalo Higuain Napoli formasıyla 2015-16'da tek başına bu kadar atmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona karşısında gövde gösterisi yapan Milan rakibini sahadan silmişti. Guardiola, Koeman, Romario, Stoichkov gibi unutulmaz yıldızlara sahip Katalanları dörtleyen Milano'nun fiyakalıları o sezon ligde hiçbir maçta 3 gol atamamıştı. Atina'daki Ristal'de Daniele Massaro 2 defa sahne alırken Savicevic'in aşırtma golü milyonları büyülemişti. Skoru ilan edense bir önceki yıl Marsilya formasıyla aynı kupayı kaldıran Marcel Desailly oldu. Bu oyuncuyu Marsilya başkanı yakın arkadaşı Bernard Tapie'ye yardım etmek için aldığını söyleyen Berlusconi'nin kart vizitinde ise ayrıca başbakan yazıyordu. Milan için artık hiçbir şey aynı olmayacaktı. Evet, kupalar gelse de artık başkanın önceliği İtalya'ydı. Futboldan uzaklaşıyor, kendisini siyasete kaptırıyordu. Kaptan Baresi artık onun bir başkandan çok politikacı gibi olduğunu vurgulamıştı. Yer yer dökülen kıyafetleri, eskimiş pantolonlarıyla oyuncuların da dikkatini çeken aile babası kılıklı o adam hükümetin tepesindeydi. Berlusconi kabinede bin bir sorunla mücadele ederken Capello ile Milan 1995'te Devler Ligi'nde yarı final görüyordu. Genç Ajax'a tek golle boyun eğen takım o sezonu Juventus'un 13 puan gerisinde dördüncülükle tamamlamıştı. 1996'da camiayı Serie A'da yine zafere götüren Capello yazın Real Madrid'in başına geçiyordu. 10 yılda 17 kupa kazanan Milan'da duraklama dönemi başlamıştı. 2 sezon ligin ortalarına demir atan Milan 1999'da Alberto Zaccheroni'nin yönetiminde 16. şampiyonluğunu kazanmıştı. Alman Oliver Bierhoff'un golleriyle Lazio'nun bir puan önünde ipi göğüsleyen kırmızı siyahlılar Devler Arenası'nda gruptan çıkamayacak, son maçta boyun eğdikleri Galatasaray 3. olarak yoluna devam ettiği UEFA Kupası'nda zafere ulaşacaktı. Binlerle birlikte Berlusconi ile Milan tekrar yükselişe geçiyordu. Başbakanlık koltuğuna 2001 yazında ikinci defa oturan Silvio, bir hafta sonra da Fatih Terim'i teknik direktör yapıyordu. Kim bilir, belki de hocadan Sacchi olmasını beklemişti. Fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor, Kasım ayında Terim'in yerine Carlo Ancelotti geliyordu. Andriy Shevchenko, Rui Costa, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf ve Kaka gibi şatafatlı transferlerin de etkisiyle Ancelotti şov başlıyordu. 2003'ün Mayıs ayında hasat mevsimi başlamıştı. Devler Arenası'nda Serie A şampiyonu Juventus'u penaltılarla devirerek taşlanan Milanolular 3 gün sonra da Roma'yı yenerek İtalya Kupası'nı kaldırmıştı. Ertesi yıl Serie A şampiyonuydular, 2005'te ikinci. Aynı sene Şampiyonlar Ligi'ni yine kazandık derken İstanbul'da çimlere boğuldular. Liverpool'dan intikamı 2 yıl sonra Atina'da alacaklar, Kupa 1'de 7. defa taçlanacaklardı. Kaka, Maldini ve Filippo Inzaghi zaferin mimarlarıydı. 2007'de Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanan camia 2011'deki Serie A şampiyonluğuna kadar çile dolduracaktı. 2009'da Berlusconi hem başkan hem başbakan sıfatıyla Ancelotti'yi yerden yere vuruyordu.
Kötü gidişi onun korkak taktiklerine bağlıyor, çift forvetle hücum oynamaları gerektiğini söylüyordu. Sezon sonunda beklenen oluyor, Ancelotti Milan'ın başında 423 maça çıktıktan sonra Chelsea'ye gidiyordu. 2010'da teknik direktör olan Massimiliano Allegri yangını bir süreliğine durdurmayı başarmıştı. Ertesi yıl Zlatan İbrahimovic'in golüyle takımı Serie A'da şampiyonluğa taşıyan hoca, Devler Ligi'nde bekleneni veremiyordu. 2014'te Allegri'nin Juventus'a imza atması bir manada sonun başlangıcıydı. Başarılı hocanın yönetiminde Milan'ın ezeli rakibi Serie A'da 5 defa şampiyon olacak, Devler Ligi'nde de 2 final oynayacaktı. Takımı ayağa kaldıran son teknik direktörü ezeli rakibine yitiren Milan artık çöküş dönemindeydi. Onlar da dünyadaki trende uyarak takımı yabancı sermayeye emanet edecek miydi? Başkan her ne kadar bir İtalyan alsın dese de kulübü Çinli Li Yongkong'a satmıştı. Böylece 20 Nisan 1986'da başlayan Berlusconi dönemi resmen 13 Nisan 2017'de bitmişti. Kazanılan 29 kupa cabasıydı. Peki tüm hikaye nasıl başlamıştı? Milano'da orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğduğunda yıllar 1936'yı gösteriyordu. Babası bankada çalışırken annesi ev kadınıydı. Belki zengin değildiler ancak çok geniş bir çevreleri vardı. Daha okul çağında yolunu bulmaya başlayan Silvio, sınıf arkadaşlarının ödevlerini yazıp cebine 3-5 bir şeyler koyuyordu. Milano Üniversitesi'nde hukuk okuyan delikanlı iyi bir öğrenciydi. Harcını elektrik süpürgesi satarak çıkarmaya çalışan genç adam davetlerde fotoğraf da çekiyordu. Yazları bir gemide şarkı söylüyor, grubuyla insanları eğlendiriyordu. 1961'de hukuk diplomasını cebine koyan Berlusconi iş hayatına girmek için çok beklememişti. İlk şirketi için gereken krediyi babasının çalıştığı bankadan alan genç müteşebbis kısa süre içinde Milano'nun varoşlarında imza attı, Milano Due projesiyle darphane kuracak hale gelmişti. 4000 konut, ofis ve bir oteli de kapsayan proje için nereden para bulduğu merak konusuydu. Kimileri arkasındaki destek için mafya diyordu. Medya işine 1973'te giren Berlusconi, ülkesinin ilk özel televizyon kanalı olan Tele Milano'yu açmıştı. 1975'te de Fininvest'i kuran iş insanı giderek güçleniyor, basın imparatoruna dönüşüyordu. İtalya'da o zamanki kanuna göre devlet kanalı RAI dışında kimse ulusal yayın yapamazdı. Satın aldığı yerel kanallar sayesinde ülkenin birçok yerinde aynı yayını gösteren patron yasaları aşıyordu. Haber vermiyor, eğlence programlarıyla birçok eve giriyordu. Milan'ı almasında bile katkısı olan, sonradan sağdışlığını yapacak Başbakan Bettino Craxi ile de bu dönem yakınlaşan Berlusconi'nin karanlık ilişkileri başını ağrıtacak gibiydi. Kulübü kupaları toplamaya başlamışken bir şey yapması gerekiyordu. Ve tek şansı politikaya girmekti. Kazanırsa siyasi dokunulmazlık kazanacaktı. 1990'larda siyasete atılan Berlusconi, Forza Italia Partisi'ni kurmuştu. Milan gibi bir ülke yaratmaktan bahsediyordu. Kulübü alırken ülkenin solundan destek alan çiçeği burnunda politikacı, ciddi bir oy potansiyeli olan ırkçı Lega Nord Partisi ile işbirliği yaparak başbakanlık koltuğuna oturuyordu. Onun için sağ sol yoktu. Başarıya giden her yol mübahtı. Tüm ilişkileri bir tarafa, halktan biri gibiydi. Halkın bir bölümü de onu çok sevmişti. 3 dönem başbakanlık yapması da bundandı. Fakat politik kariyeri de tartışmalıydı. Dünya liderleriyle sımsıcak görüntüler verirken İtalya'da seks skandalları, muhaliflere karşı yaptıkları tartışılıyordu. Vergi kaçakçılığı ve reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girmesi nedeniyle aldığı hapis cezaları skandallarında son noktaydı. Yaşı yüzünden hapse girmemiş, kamu hizmeti yapmıştı. İddialara göre yaşlıların kaldığı bir bakım evinde akranlarına piyano çalarak cezasını çekmişti. Hep sivri dilliydi. Kendisini eleştiren Avrupa Parlamentosu'nun Alman başkanına "İtalya'da bir yönetmen tanıyorum, Nazilerle ilgili bir film çekiyor. Toplama kampı şefi rolü için sizi tavsiye edeceğim" demesi unutulmazdı. Afrikalı bir rahibin bronz tenini övmesine şaşırmamalıydı. Irkçılık dışında da patavatsızdı. Futbol konusunda bir duayen olduğundan Milan ve İtalya'nın hocaları hep iltifatları toplamıştı. Formula 1'de tifosilerin mabedi olan Monza, Milano'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2009'a kadar Milano'ya bağlı olan bir beldeyken bu tarihten sonra yeni kurulan Monza ve Brianza ilinin merkezi olan mıntıka pistiyle tanınıyor.
motor sporları hayranlarının ismini ezbere bildiği Monza, Serie A'yı bu sezon 11. sırada tamamladı. Aslen 1912'de kapılarını açan kulüp 2004 ve 2015'te iflas etmişti. Kırmızı beyazlıların makus talihi 2018'de değişmişti. Milan'ı sattıktan sonra cebini ziyadesiyle dolduran kült başkan Berlusconi bu mütevazi ekibi satın almıştı. Monza doğumlu olan has adamı Galliani de her zamanki gibi yanındaydı. Milan'da harikalar yaratan ve 31 yılda 29 kupaya imza atan Berlusconi-Galliani ikilisi tarihinde hiç Serie A görmeyen bir takımı ayağa kaldırabilecek miydi? Devlerin yönetimindeki ilk sezonda önce Berlusconi'nin kardeşi Paolo başkanlık koltuğuna oturmuştu. Serie C'de elde edilen 5.lik kimseyi tatmin etmiyordu. 2019-20 sezonuna iddialı giren kırmızı beyazlıları ancak pandemi durdurabilmişti. Mart ayında lige ara verildiğinde en yakın takipçisinin 16 puan önünde yer alan Monza, Haziran ayında federasyon tarafından şampiyon ilan edilmişti. Minikler 19 yıl sonra Serie B'deydi. Geçen yıl playofflarla tarihinde ilk kez Serie A biletini kazanan Monza, asansör takım olur diyenlere inat 52 puan toplamayı başardı. Bu İtalya tarihinde 1. ligin yenisinin gösterdiği en başarılı ikinci performanstı. Bakalım Raffaele Palladino'nun öğrencileri efsane başkanın ölümünden sonra Serie A'da ne yapacak? Takımı bir ömür yanında taşıdığı Galliani ile beraber yönetseler de asıl patron hep oydu. Medyanın gücünü, futbolun birleştiriciliğini kullanarak siyasete girmiş, savaş sonrası İtalya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan politikacısı olmuştu. Kirli ilişkileri, karanlık işleri, başarıya giden yolda yaptıkları. Şüphesiz yakın tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olarak anılacak Silvio Berlusconi. Halktan biri rolünü çok iyi oynamış, hedefine doğru ilerlerken arkasından gelenlere örnek olacak bir yol haritası miras bırakmıştı. Avrupa Süper Lig projesini 1980'lerde dillendiren oydu. Milan'ı bir ürün olarak pazarlayıp gelirleri katlamasıysa unutulmazdı. Bir futbol kulübünü şirkete dönüştürmüş, saha içinde ve dışında yaptıklarıyla 80'lerde 2 sezon ikinci küme tozu yutmuş camiayı dünya devine dönüştürmüştü. Bir dönem İtalyan futbolunun rol modeliydi. Hapse girmemek için siyasete atılmasa bugün belki Milan dünyanın en büyük futbol kulübü olacaktı. İlk 10 yılda başardıkları imkansıza yakındı. 1980'lerin ortasında takıma getirdiği vizyon inanılmazdı. Futbol sahasında birçok ilke imza atan o adamın yaratıcılığı bugün olsaydı kim bilir neler olurdu.